Merhaba, bu videomuzda sizlere AnyDesk programında karşı taraftaki bağlantı izni olmadan yani karşı taraftaki bilgisayarımıza otomatik olarak sadece ID numarasını, çalışma alan numarasını yazdığımızda otomatik olarak nasıl bağlanabileceğimizi anlatacağım. Bunun için örneğin ben bir ID numarası var, karşı bilgisayarımın ID numarasını yazdım, bağlantıyı kur dedim ve karşıma şu lütfen karşı tarafın bağlantınızı kabul etmesini bekleyin yazan ekran geldi. Ben diğer bilgisayarımdan bunu kabul edinceye kadar kesinlikle bağlanmıyor. Peki benim bunu direkt otomatik bağlantı yapabilmem için neler yapmam gerekiyor onu anlatayım. Şimdi şöyle Mac cihazdaki görüntü Windows cihazda biraz farklı olabilir. Windows cihazdaki görüntüyü de birazdan ben size göstereceğim. Hemen AnyDesk programının sağ üstündeki 5 çizgili ayarlar sekmesini açıyorsunuz. Windows tarafında da aynı bu şekilde sağ üstteki ayarlar sekmesini açtık. Burada güvenlik sekmesine geliyoruz. Windows'ta yine aynı şekilde güvenlik sekmesine giriyorsunuz. Burada denetimsiz erişime izin ver yazan yeri açıyoruz. Bizden bir parola istiyor. Windows tarafından da bir parola istiyor. Ben aynı anda diğer bilgisayarda yapıyorum. Hemen bir parola veriyorum. En az 8 saniyeli, içinde küçük büyük harf olan bir şifre vermenizi tavsiye ederim. Parolamı verdim. Şimdi az önce bağlanmak istediğim ID numarama tekrar bağlanmak istiyorum. Hemen yazalım bunu. Az önce karşı tarafın izni olmadan bağlanamadığım bilgisayarım hemen bağlantıyı tekrar sağladım. Karşıma bu sefer farklı bir şifre ekranı geldi. Benim o bilgisayara koymuş olduğum şifremi hemen girdim ve tamam dediğimde evet şu anda karşı bilgisayarım Windows yüklü olan bilgisayarımdaki cihaza otomatik erişimsiz otomatik olarak direkt karşı tarafta birinin oturup kabulite basmasına gerek kalmadan erişebildim. Yeri gelmişken Windows'ta o işi nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde buradaki ayarlar yazan yere geliyorum. Sağ üstteki çizgiye tıkladım. Ayarlara geldim. Windows görüntüsü de bu şekilde. Buradaki denetimsiz erişime izin veri seçili değildir sizde. Siz buna seçili hale getirip şuradan bir parola oluşturup bu parolayla da bu bilgisayarınıza bağlanmasına izin verebilirsiniz. Yapacağımız şekil bu şekilde arkadaşlar. İş kolay gelsin.